Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni videomuzun başlığı Reaktion de Adjektife. Bazı sıfatlar cümlede birlikte kullanıldıkları isim veya şahıs zamirlerinin ismin hangi halinde olacakları konusunda belirleyici rol oynarlar. Hani fiiller de böyle bir role sahipti. Bunu birkaç video önce görmüştük. Bu o videoların devamı niteliğinde. Ama bu defa konumuz sıfatların cümlede yönetici rolü oynaması. Bazı sıfatlar da bu videodan önceki 3 videoda sırasıyla sunmuş olduğum bazı fiil ve isimler gibi önceden belli bir prepozisyonla zorunlu olarak birlikte kullanılırlar. Sıfatların bu durumuna reaktion de adjektife denir. Türkçe'de bir sözcüğe sıfat denilebilmesi için o sözcüğün bir sıfat tamlamasında bir ismin sol yanında bulunması ve o ismin niceliğini yani sayısını, sırasını ve benzeri şeyleri ya da niteliğini yani sahip olduğu bir özelliği belirten bir görev yapması gerekir. Örnek verecek olursak, 3 koşucu. 3 sayı sıfatı, koşucu isimdir. Hızlı koşucu, hızlı sıfattır, bir özellik belirtiyor değil mi koşucunun bir özelliğini? Koşucu da isimdir. Nasıl koşucu? Hızlı koşucu. Sıfat tamlamasıdır. Yani 3 koşucu da sıfat tamlamasıdır, hızlı koşucu da sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasını bu şekilde unutanlar, anlamayanlar varsa Türkçeden bu açıklamayla bunu kapatmış olsunlar. Ama hızlı sözcüğünü bir cümlede bir sıfat tamlamasında değil de şuradaki gibi tek başına kullanıyorsa doğrudan fiile yani yükleme bağlı bir öğeye yani bir zarf tümlecine dönüşür. Sıfat olma durumu kelime çeşidi olarak devam eder ama öğeye dönüştüğünde artık orada tek başınaysa yani bir tamlamada geçmiyorsa ona zarf tümleci denir. Delikanlı hızlı koşuyor. Buradaki hızlı kelimesi herhangi bir isme bağlı değil. Şuradaki gibi. Nedir burada? Yüklemi destekliyor. Yüklemin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. O zaman buna biz zarf tümleci diyoruz burada. Nasıl koşuyor? Hızlı koşuyor. Nasıl koşucu? Hızlı koşucu. Burada yükleme yönelik bir desteği var. Burada isme yönelik bir desteği var. Burası sıfat tamlaması, burada zarf durumunda. Bunu niye anlatıyoruz? Almanca'ya geçiş yapacağız buradan. Türkçe'de bir sıfatı ya da ismi imek ekiyle birlikte kullanarak onu bir fiile yani bir cümlenin yüklemine dönüştürebiliriz. Bunu ta zaim fiiliyle ilgili açıklamada birinci ya da ikinci, üçüncü videoda başta anlatmıştım. Burada kısaca değineceğim. İmek ekinin geniş zaman biçimleri şunlardır Türkçe'de. Ben, im, sen, sin, o, dur, biz, biz, siz, siniz, onlardır ya da onlardırlar. Ne demek efendim bu? Ben im sensin. Bu imek fiili. Yani Almanca'daki zaim fiili. Ben çalışkanım. Bu bir cümle. Bu cümlede ben özne, çalışkanım artık yüklemdir. Biraz önce anlattım. Eğer sıfat cümlede herhangi bir isimle kullanılmıyorsa tamlama değildir. İşte buradaki durum bunu anlatıyor. Ben çalışkanım. Çalışkan kelimesi artık tek başına bulunuyor cümlede ve imek fiiliyle kullanılıyor. O zaman çalışkan kelimesi imek fiiliyle birlikte cümlenin yüklemini oluşturuyor. Bu çok önemli. Birazdan Almanca'da buraya geçeceğim. Orada tekrar anlatmayacağım. Devam ediyor işte. Sen çalışkansın. O çalışkandır. Biz demeyiz bu dırı da hep söylüyorum. Almanlar dırı söylemek zorunda birazdan göreceğiz. Biz çalışkanız vesaire gidiyor. Bunun geçmiş zamanla bir örnek vereceğim. Birkaç tane var da uzatmayacağım bir şey. Dili geçmiş zamanıyla ilgili bir örnek vereceğim. Ben dim. Burası benim. Bu benim
arabam benim, annem babam değil. Ben im. Bu benim değil bu. Ben im. Ben çalışkanım. Burası da ben dim. Bendim değil. O, onu yapan bendim anlamında değil. Bu ben şuydum, buydum, şöyleydim, böyleydim derken ki dim. Karıştırmayacağız konuları birbirine. Ben çalışkandım. Sen din, sen çalışkandın. Böyle gidiyor burası. Demek ki burada sıfatın artık fiilleştiğini görüyoruz değil mi? Sıfat burada fiile destek veriyor ve biz buna sıfatla birlikte kullanılan fiil şeklinde, yani sıfatın fiile dönüşmüş şekli diyoruz artık. Bu açıklamadan amacım benzer bir durumun Almanca'da sein, yani olmak fiili var ya, şu ich bin, du bist vesaire, o fiiliyle gerçekleştirildiğini anlatmaktır. Tabi ich bin, du bist var ya, o şeyde değil mi? Bir, bayağı bir olay. Bunun prezens çekimi neydi? Ich bin, du bist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Präteritum çekimi neydi? Ich war, du warst, es war, wir waren, ihr war, sie waren, sie waren idi. Bu iki çekimi kafamıza kazıyacağız. Bu videodaki konumuz sıfatların ve de sıfatlaştırılmış fiillerin bir isme bağlı olmadan, yani bir sıfat tanımlamasında kullanılmadan tek başlarına ve de özellikle sein fiiliyle birlikte kullanılmalarıdır. Böyle bir durumda bu sözcükler Almanca'da yüklemin bir parçasını, tamamlayıcısını oluştururlar. Bu kullanım biçimine Almanca'da predikatif adı verilir. Türkçe'de ek fiildi. Almancası neymiş? Predikatif. Yani artık sıfatın sıfat olmaktan çıktığı durumdur. Bunu daha çok işte bu predikatif dediğimiz durumu, yani bir sıfatı cümlede yalnız kullandığımızda sein fiiliyle daha çok bunu kullanırız, ama werden, bleiben, heißen ve scheinen gibi fiillerde benzer işlevler için kullanılabilmektedir. Tabii konuyu uzatmamak açısından ben bu fiillerle yapmayacağım. Sadece sein fiiliyle sıfatları ya da sıfatlaşmış fiilleri kullanacağız. A. Akkusativ Ergänzung, yani nesne, iyi halindeki öge demek bu. Akkusativ Ergänzung, iyi halindeki cümle öğesi. Biz buna nesne diyoruz. İle kullanılan sıfatlar. Bunların sayısı oldukça azdır. Örnek veriyorum. Etwas, akkusativ bu etwas, iyi halinde olacak. Gewohnt sein, gewöhnt değil. Dikkat edin, bu o, ö değil. Gewöhnt, başka bir şey. Bakın burada. Bir şeye alışık, yani alışmış durumda olmak. Bir şeye, bu bir şeyi olacak Almanca'da. Biz Türkçe'de e halinde yapıp söylüyoruz. Almanlar i halinde söylüyor. Alışık durumda, alışmış olmak. Alışmış ayrı, olmak ayrı. Yani bir şeyi alışkanlık haline getirmiş olmak. Artık kullanılmayan gewohnen fiilinden gelmekte ve sadece bu şekilde sıfat olarak kullanılmaktadır bu kelime. Bir sıfata dönüşmüş bir fiil. Aslı neymiş? Gewohnen. Wohnen fiili var bir de. Onun particip perfekti de gewohnt. Onunla bunun bir ilgisi yok. Bunun şunla ilgisi var biraz. Gewöhnen ile, ama bunun participi gewöhnt. Bunun participi gewohnt. Wir sind das schlechte Wetter gewohnt. Bir kötü havaya, havanın kötü olmasına, bir değil bu biz tabi. Biz kötü havaya, yani havanın kötü olmasına alışkınız demektir burası. Biz havanın kötü olmasına ya da kötü havaya e halinde söylüyoruz. Ama Almanlar bunu i halinde söylüyor. Mesele bu.
Gewohnt sein fiili i halinde bir öğe ile kullanılıyor. Türkçe düşünüp Almanca'ya çeviremeyiz. Bunu böyle öğreneceğiz. Burada perfekt bir cümle durumu yok. Karıştırmayalım perfektle bunu. Burada bu kelime bir sıfattır. Alışılmış demektir Türkçesi. Alışılmış durumda. Sein'le kullandık. Alışılmış durumda olmak. Bunu ileride bir Zustand pasif konusu var. Orada da göreceğiz. Gelelim sich gewöhnen an'a. Bununla benzerliği var. Anlamdaşlığı da var ama aynı fiil değil. Bu fiil prepozisyonlu bir fiil. An artı akuzatifle. Alışılan şey neyse onu anla birlikte söylüyor fiilde. Bu fiilin anlamı yine alışmaya çok yakın. Bir şeyi içine sindirmek, benimsemek, içselleştirmek, uyum sağlamak ama biz bunları genelde alışmak olarak Türkçe'de kullanırız. Bu ikisi de alışmak oluyor. Şuradaki gewöhnt de alışılmış durumda olmak demektir. Ama bu anla birlikte cümlede kullanılıyor. Burası akkuzatif bir objekt ergänzung ile birlikte kullanılıyor. Bunu karıştırmayalım. Bunun örneğini bir iki sayfa sonra vereceğim şunu. Bu bazı sıfatlar, boyutlar ve ölçü tartı sözcükleri ile birlikte kullanıldıklarında da o sözcükleri, ölçü tartı sözcüklerini akkuzatif duruma getirirler. Breit sein, bir şeyin enini söylerken kullanıyoruz bunu. Breit geniş demek. Bakın burada yazıyor. Die Mauer, bu sur anlamına gelen, bahçelerin etrafına çevreleyen kalın enli duvarlar var ya, o duvarlara die Mauer denir. Normal ev duvarlarına, bina duvarlarına ise die Wand denir. Bu ikisi farklı. Die Mauer ist, sein fiilini çektik oldu, ist fast einen Meter breit. Türkçe düşünürsek bu ein Meter olur. Almanca düşünürüz, işte bu breit sein'dan dolayı burası akkuzatif olur. Meter'in artikeli der, akkuzatifi den, belirsizi einen. Duvarın kalınlığı yaklaşık, yani duvarın eni, nereden çıkıyor bu? Şu breit'ten dolayı. Duvarın eni yaklaşık bir metredir. Duvar yaklaşık bir metre enindedir. Alt sein, yaş söylerken kullanılıyoruz, bunu biliyorsunuz. Wie alt bist du, kaç yaşındasın filan diyoruz ya. Oradaki kullanılan işte sıfat fiil diyelim buna. Das Baby ist einen Monat alt. Bebek bir aylık. Biz bir aylık diyoruz yani. Nominatif. Yalın halde söylüyoruz. Almanlar bu bir aylık derken akkuzatif söylüyorlar. Neden? Alt sein'dan dolayı buradaki durum burada bu şekle geliyor. Birisinin boyunu söylerken boy biliyorsunuz biz boyum uzun kısa deriz. Uzun kısa kelimesini kullanırız. Almanlarda boyla ilgili uzunluk groß ile ifade edilir. Groß sein, şu boyda olmak demektir buradaki anlamı. Bu anlamda kullandığımızda boy söylerken bunu şu kalıbı kullanıyoruz. Karl ist einen Meter 80 groß. Karl 1 metre 80 santim uzunluğundadır. Karl'ın boyu 1.80'dir. 1.80 derken biz yalın halde, Almanlar iyi halinde söylüyor metre kelimesini. Burada da aynı genişlikte de. Wert sein, bir şeyin değerini, bir şey şu değerdedir diyoruz. Değerde olmak, değerinde olmak. Wert sein. Bu da ismi akkuzatif yapıyor oradaki değer karşılaştırılan şeyi. Mesela ein Dollar ist nun fast einen Euro wert. Bir dolar şu anda yaklaşık
1 avro değerindedir. 1 doların değeri şu anda yaklaşık 1 avrodur. Dolar da avro da değer artikelli isimler. Değer dolar, değer euro. Bunun akuzatifi değil, değil mi? Derim. Perisiz kullandık. Oldu. Aynen. Etwas oder jemanden los sein. Bir şeyi atlatmak ya da bir şeyden kurtulmak. Bakalım. Bu hani şu işte işgalden kurtulmak filan anlamında değil. Bir şeyi atlatmak anlamında bir şeyden kurtulmak. Örneğe bakalım. Endlich sind wir das alte Möbelstück los. Nihayet sonunda biz eski mobilyalardan kurtulduk demektir bu. Mobilyalardan derken burada hani son akla gelebilir ama gelmeyecek. İşte neden? Los sein buradaki tümlecin i halinde olmasını gerektiriyor. Bu eşya türünden bir şey de olabilir, insan türünden bir şey de olabilir tümleç. Burada eşya türünden örnek verdik. Eski mobilyalardan kurtuluyor. Burası tekil ama çoğul anlamıdır. Endlich bin ich den lästigen Nachbarn los. Burada da insan türünden bir tümleç. Sonunda yani nihayet sinir bozucu komşudan kurtulduk diyor. Burada geçmiş zaman filan yok. Kurtulduk, geldik, gittik, aldık, sattık gibi anlam var ama yapıda burada geçmiş zamanla ilgili bir durum yok. Bu present yapıda cümle ama anlamı bu. Geçmiş zaman anlamlı bir durum var burada. Bize göre öyle. Alman'a göre öyle değil. Alman'a göre şimdiki zamanlı bir durum. Sonunda sinir bozucu komşudan kurtulduk demektir bu da. Burada anlatmak istediğimiz şey nedir? Buradaki şu ölçü tartı birimi içeren sıfatlar da los sein sıfatı da akkuzatif tümleçler gerektiriyorlar. Bunu anlattık. Datif ergen song yani dolaylı tümleç deriz biz buna gerektiren sıfatlar yani e halinde tümleç gerektiriyor bunlar. Bildiğimiz bir fiil var. Nedir o? Jemandem helfen. Bu fiil. Bunun sıfatla bir ilgisi yok. Birine yardım etmek. Cümlede kullanalım. Bildiğimiz bir fiil. Unser Nachbar hilft uns immer sehr. Normal bir cümle. Komşumuz bize her zaman çok yardım eder. Fiil helfen yardım etmek. Bunun sıfatlanma falan filan ilgisi yok. Ama şu kelimenin jemandem behilflich sein kelimesi bu helfenden türüyor. Burada artık sıfatlaşmış bir durum var değil mi? Ama artık helfene benzemiyor. Hilf kısmı. Behilflich şu burada yanlış yazılmış bakın. İyi bu tarafta olması lazım. Behilflich olacak. Düzeltirsiniz. Birine yardımcı olmak. Bu yardım etmek, bu yardımcı olmak. Bu sıfat değerinde kelime çeşidi olarak bu fiildir. Ama bu artık cümleye girince bu fiilin bir tamamlayıcısı durumundadır. Bakın burada düzgün yazılmış. Buraya bakarak bunu düzeltin. Unser Nachbar ist uns immer sehr behilflich. Komşumuz bize daima çok yardımcı olur. Cümle yapılarına dikkat edelim. Fiil kullanımı burada. Fiilden türemiş sıfatın kullanımı burada. Başka bir örnek. Jemandem für etwas danken. Birine bir şey için teşekkür etmek. Für her zaman akkuzatif istediği için etwas'ın yanına a yazmamıza gerek yok. Cümleyi alıyoruz normal bir fiiline. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Hilfe yardım. Artikel değil. Yardımın için nerede bu? Şurada.
senin yardımın için. Ben sana çok teşekkür ederim diyor. Normal Türkçe gibi bir cümle değil mi? Teşekkür etmek fiili burada yüklem. Buraya bakalım. Jemandem für etwas dankbar sein. Danken fiili burada bar ekiyle sıfata dönüştürülmüş. Anlamı ne olmuş? Birine bir şey için müteşekkir olmak. Aynı anlama geliyor. Teşekkür etmekle müteşekkir olmak aynı şeydir anlam olarak ama Türkçe'de de farklı bir kullanım var. Bakın biri teşekkür etmek, biri müteşekkir olmak. Bu uygulama Almanca'da da var. İşte biz buna sıfatlaştırılmış fiil kullanımı diyoruz. Cümleyi alalım. Ich bin dir für deine Hilfe sehr dankbar. Für deine Hilfe ikisinde de aynı. Hem burada aynı, hem burada aynı. Çünkü jemandem für etwas dankbar sein'daki kullanacak olan tümleşler buradaki gibi kullanılacak. Yardımın, yani senin yardımın için ben sana çok teşekkür, yani müteşekkirim. Für akuzatif istiyor. Hilfe kelimesinin artikeli di. Di'nin akuzatifi yine di. O di'nin belirteci e. İyilik artikeli olan dein sözcüğüne eklendi. Oldu. Für deine Hilfe. Gerisi cümle kurma kurallarının uygulanması durumu. Başka bir örnek. Jemandem ähneln. Birine benzemek. Ähneln bir fiil. Monika ähnelt sehr ihrer Schwester. Monika kız kardeşine çok benziyor. Kime? Kız kardeşine. Türkçedeki gibi e halinde. Die Schwester artikeli bunun. Bunun datifi yani e hali der. Derin, o derin datifi yani dinin datifi olan derin belirteci er. İr onun anlamına geliyor değil mi? Bir bayandan bahsederken onun kelimesi ir. Diyelik artikeli. Erkek olsaydı sein olurdu. Bayan olduğu için ir ile yaptık. Belirteç olan eri buraya getirdik. Olduk ir Schwester. Kendi kız kardeşine demek. Biz kendi kız kardeşi demeyiz. Onun kız kardeşi deriz. Cümlemizi tekrar okuyalım. Monika ähnelt sehr ihrer Schwester. Monika kız kardeşine çok benziyor. Bu ähnelden türeyen sıfatsal kelime ähnlich. Jemandem ähnlich sein. Birine benzemek ama birine benzer durumda olmaktır. Değil mi artık bu? İkisi de benzemek anlamını veriyor da aradaki durum Türkçe ile biraz vurgulayarak açıklarsak benzer olmak. Benzemek ähneln, benzer olmak ähnlich sein. Monika ist ihre Schwester sehr ähnlich. Monika kız kardeşine çok benzerdir. Yani kız kardeşine çok benziyor demek bu. Genitif ergänzung yani genitif halde tümleç gerektiren sıfatlar. Bizde genitif halde tümleç yok. Bu Almanca'ya has bir durum. Türkçe'de böyle bir şey yok. Burada Türkçe'den hareketle Almanca'ya gitmek biraz dikkat istiyor. Örnek veriyoruz. Bayağı örnek verdim burada. Birkaçıyla da basit burada kısa cümleler kurdum. Sich datif. Hani biz bu dönüşlü zamirler vardı ya. Mich, dich, sich şeklinde akkusatif olanlar. Mir, dir yine sich şeklinde datif olanlar vardı. Refleksif fiiller başlığına dönüp bakmadan burayı anlayamayız. Burada o kadar da geniş anlatamam. Sich datif olacak. Einer Sache bewusst sein. Bir şeyin farkında olmak demek bunun hepsi. Buradaki farkında olunan şey neyse onu
İşte bir şey diyor burada zahek konu şey demek. Genitif yapacağız. Diye artikel isimleri genitifi derdir. Datifi de derdir. Burada datifle karıştırmayalım. Onun için buraya G yazıyoruz zaten. Buradaki genitif olacak. O farkında olunan şey neyse o genitif halde olacak. Cümleye bakıyoruz. Bu zihi bakın burada dir olarak görüyoruz. Neden? Du özne çünkü. Bist du dir deines Fehlers bewusst? Bakın bu genitif belli olan bir kelime. Nedir? Der artikel isimlerin genitifi des'tir. Bir de ismin sonuna s ya da es gelir. Değil mi? Hatanın farkında mısın? Hatanın Türkçe gibi de düşünebiliriz bakın. Der Fehler hata, des Fehler hatanın. Ama bu bir isim tamlaması değil. Biz bunu Türkçe'de, şey Almanca'da isim tamlamasında kullanıyorduk. Ama burada bewusst sein bu tümlecin genitif olmasını gerektirdiği için kullanıyoruz ama Türkçesinin Almancasını böyle düşünerek yapabiliriz. Hani bir kolaylık olsun diye. Hatanın farkında mısın? Başka bir örnek verelim. Sich yine datif, einer Sache yine genitif, sicher sein ya da gewiss sein. Bir şeyden emin olmak. Burada bir şeyin emin falan yok. Burada o benzerlik yok Türkçe'de. Bir şeyden emin olmak derken den, dan kullanmayacağız. Yani von falan yok. O emin olunan şeyi genitif yapıp söyleyeceğiz. Tobi ist sich, burada işte dönüşlülük var. Tobi ist sich seines Erfolgs zu sicher. Tobi başarısından çok ama çok emin. Şu su sözcüğü burada aşırılık anlamını belirten bir anlamda kullanılmıştır. Çok fazla emin diyoruz ya işte o çok fazla filan dediğimiz anlamı taşıyor bu. Tobi başarısından çok ama çok emindir diyoruz. Burada dikkat edin tekrar ediyorum. Türkçe'de başarısından dediğimiz şey Almanca'da genitif. Bunu Türkçe'ye şöyle çeviremeyiz. Tobi başarısının çok emindir diye olmaz değil mi? Böyle diyor. İşte bu. Tobi başarısından çok ama çok emindir derken başarı kelimesini genitif olarak kullanmak zorundayız. Bu şu sıfat bizi bunu yapmaya zorluyor. Böyle sıfatları anlatıyorum. Her sıfatın böyle bir zorlama durumu yok. Bazı sıfatlar böyle. Bunların listeleri var. Ezberleyeceğiz. Örnek vererek geçiyorum o listeden birkaç tane. Einer Sache überdrüssig sein. Bir şeyden bıkmak. Bu örneklerdeki gibi kullanacağız. Einer Tat fähig sein. Bir şeyi yapmaya yetenekli, becerikli olmak. Einer Sache mächtig sein. Bir şeye hakim olmak, onun üstesinden gelebilmek. Jemandes würdig sein. Birine layık olmak. Eine Tat angeklagt sein. Bir eylemle ilgili olarak davalı durumda olmak. Hakkında dava açılmış olmak. Eine Tat beschuldigt sein. Bir eylemle suçlanmak. Suçlanmış durumda olmak. Devam ediyoruz. Etwas akuzatif isteyen bir anlamda bu etwas. Brauchen. Bir şeye ihtiyacı olmak. Ama biz bir şeye derken Türkçe'de e halinde o ihtiyacımız olan şey neyse onu e halinde söylerken Almanlar onu i halinde söylüyorlar. Klaus braucht. Çektik fiili. Braucht oldu Klaus'a göre. Die Unterstützung seines Vaters. Burada bir cins isim tamlaması var değil mi? Babasının desteğine ihtiyacı var. Kimin? Klaus. Babasının desteğine derken biz E halini söylüyoruz. Almanlar İ halinde söylüyor. Unterstützung destek demek. Artikeli die, akuzatifi yine die'dir.
Clauson babasının desteğine ihtiyacı var. Bu anlamda bir cümleleri bedürfen diye bir fiil var. Bu genitif istiyor bakın burada. Brauchen de söyleyebiliriz aynı anlamda cümleyi ama Brauchen akuzatif isterken bedürfen genitif istiyor. Yani ihtiyaç duyulan şey neyse o şeyi genitif halde söyleyeceğiz. Cümleye bakalım şimdi. Klaus bedürft der Unterstützung seines Vaters. Burada die Unterstützung, burada der Unterstützung. Brauchen'den dolayı burası akkusatif, bedürfen'den dolayı burası genitiftir. Datifle karıştırmayalım. Die'nin datifi de der genitifi de ama bu genitif. Aynı anlamda bakın. Klaus'un babasının desteğine ihtiyacı var. İsim tanımlamasındaki şu SS meselesini şu ektir bizde. Bizde genitif hal yoktur Türkçe'de. Biz bunu ın ekiyle cins isim tanımlamalarında ya da özel isim tanımlamalarında da kullanırız. Şimdi bu bedürfen fiilinden türemiş bir sıfatlaşmış kelime var. O da bedürftig sein. Jemandes ya da eine Sache genitif bedürftig sein ile anlam olarak bu durum aynı. Ama burada fiil kullandık. Burada ondan türemiş bir sıfatla kullanacağız. Birine ya da bir şeye muhtaç olmak. Ona ihtiyaç duymak, değil mi? Klaus ist der Unterstützung seines Vaters bedürftig. Şimdi burada ilginç durum şu. Der Unterstützung da genitif. Der Unterstützung seines Vaters cins isim tamlamasında da genitif bir durum var. Buradaki genitiflik şuradaki genitiflikle ilgili değil. Buradaki genitiflik şu durum isim tamlamasından dolayı var burada. Ama buradaki genitiflik bedürftig sein'dan dolayı var. Bu durumun farkına varalım diye bu örneği seçiyorum. Klaus babasının maddi desteğine muhtaçtır. Ya da Klaus babasının maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. Nasıl çevirirsen çevir, cümle ya böyle çıkacak, ya da böyle çıkacak, ya da böyle çıkacaktır. Üçü de aynı anlamdadır. Jemanden einer Tat verdächtigen, birinden bir konuyla ilgili olarak şüphe duymak, şüphelenmek. Olumsuz bir eylemin zanlısı durumunda bu daha çok kullanılır. Hukuk dilinde de daha çok vardır. Biz bunu şu belirsiz artikel olan manla hani cümleye edilgenlik anlamı veren bir man vardı ya onunla kullanalım. Man verdächtig den Fremden des Diebstahls. Burada bir isim tamlaması yok. Buradaki genitiflik verdächtigen'den dolayı var. Yabancının hırsız olmasından kuşku duyuluyor. Şöyle de çevirmişiz. Hırsızlıkla ilgili olarak, demek ki des deyip Stahls'ın anlamı burada hırsızlıkla ilgili olarak demek. Den Fremden'in anlamı yabancıdan demek. Verdächtigen manla kullanıldığı için edilgen bir anlam taşır. Şüpheleniliyor. Şüpheleniyor değil, şüpheleniliyor. Yani edilgenlik anlamı katılıyor man ile. Tekrar ediyorum. Den Fremden des Diebstahls hırsızlığın yabancısı anlamında değil. Burası bir isim tamlaması değil. Buradaki Den Fremden akkusatif objekt yani nesne des Diebstahls ise genitif ergänzung yani genitif tamlama. Neden? Verdächtigen'den dolayı. Bunu verdächtigen fiilinden türeyen sıfat şudur. Verdächtig sein. Aynı. Bir şeyin zanlısı olmak. Neyin? Bir konuda zanlı olmak. Bir eylemin zanlısı olmak. Der Fremde ist des Diebstahls verdächtig. Yabancı hırsızlığın
zanlısıdır. Burada bir isim tamlaması yok. Türkçe'de hırsızlığın zanlısı bir isim tamlamasıdır. Ama burada Almanca'da bu kelime, verdächtig kelimesi bir isim değil ki isim tamlaması olsun. Anlam olarak benzeşiyor Türkçe ile ama yapı olarak hiçbir benzeşmesi yoktur. Yabancı hırsızlığın şüpheli zanlısıdır. Yani yabancının hırsızlık yapmış olmasından şüpheleniliyor anlamı vardır burada. Prepozisyonel ergen song, yani prepozisyonlu tümleşler olarak kullanılan, kullanılmayı gerektiren sıfatlar var. Hani prepozisyonlu fiiller vardı ya, aynı onlar gibi prepozisyonlu sıfatlar var. Konu bu, şu andaki konu. Ein verstanden sein mit etwas. Bir konuda hemfikir olmak, mit jemandem de olabilir burası birisiyle. Hemfikir olmak da olabilir. Ein verstanden zaten bir fiilden türemiş bir sıfatsal durum. Partisip burası değil mi? Ein verstehen fiilinin partisip iki biçimi, partisip perfekti ein verstandendir. Burada da benzer bir durum var. Unerfahren sein in ya da auf etwas bir konuda efendim, deneyimsiz olmak, inle de kullanılabiliyor, auf'la da bunlar datif istiyor. Şuradaki durum şu, erfahren öğrenmektir bir şeyi. Aynı zamanda bunun partisipi de erfahrendir. Erfahren partisipi aslında hiç değişmeden erfahren olarak çıkar karşımıza. Ama o zamanki anlamı deneyimli olmaktır. Burada başta un olduğu için olumsuz anlam taşır. Un erfahren sein, deneyimsiz olmaktır. Erfahren sein olsaydı, deneyimli olmaktı bir konuda bir şeyde. Interessiert sein an etwas, bir şeyle ilgili olmak, ilgilenmek anlamındadır. Burada ilgilenilen şey anla birlikte ve datif olarak söylenecektir. Interessiert kelimesi de sich interessieren'den gelir. Onun partisip zwei biçimidir. Interessiert sein, ilgilenmiş durumda olmak demektir. Fähig sein zu etwas, bir şeye yetenekli olmak demektir. Bunlar fiilden türemiş değil burası. Normal sıfatlar bunlar. Şuraya pardon, şunu atladık. Geeignet sein für etwas, bir şey için uygun olmak demektir. Bunun aslı da bir fiildir. Sich eignen für etwas'tır. Bir şey için uygun olmak demek. Onun partisipi, yani eignen fiilinin partisip iki biçimi geeignet'tir. Fähig sein, biraz önce söyledim. Bir şeye yetenekli olmak. O yetenekli olunan şey su ile söylenecek. Müde sein von etwas, bir şeyden dolayı yorgun olmak. Neyden yorgunsak o konuyla söylenecek. Arm sein an etwas, bir şeyden açısından zengin olmak ya da bir şey açısından fakir olmak. Hani ülkemiz su kaynakları açısından zengindir, fakirdir deriz ya, işte o zenginlik, fakirlik. Onu da anla datif olarak söylüyoruz. Traurig sein über etwas, bir şeyden dolayı üzgün olmak. Neyden dolayı üzgünsek onu über'le ve akkurat biçimde söyleyeceğiz. Karışıklık oldu, düzelteceğim. Evet, şimdi düzelterek devam ediyorum. Ekran kayması oluyor bazen. Şimdi bu prepozisyonlu sıfatların kullanımında, kullanımıyla ilgili örneklere geçiyorum. Sich gewöhnen an etwas, buradaki an akkuzatif istiyor. Bir şeye alışmak. Birkaç sayfa önce gewohnt sein ile şimdi yapmıştık. Bu gewöhnen'den bahsetmiştik.
Orayı da hatırlayıp dönüp bakabilirsiniz. Der Fremde gewöhnt sich langsam an das Leben in dieser Kleinstadt. Yabancı yavaş yavaş bu küçük şehirdeki yaşama alışıyor, intibak ediyor, uyum sağlıyor. Sich gewöhnen an etwas bu anlamı verir. Burada gewöhnen fiili bir fiildir. Adı üstünde fiili fiildir yani bu. Kendisi çekilmiştir. Türkçesi burada nedir işte anla kullanılıyor. Neye alışıyorsa onu akuzatif yapıyoruz. Alıştığı şey yaşam. Yaşam kelimesinin Almancası das Leben, akuzatif yine das Leben. Anla kullandık oldu an das Leben. Geriye kalan şey cümle kurulumuyla ilgili bilgiyi gerektiren şeyler bunları anlatmak saatler sürer. Anlattık daha önce. Bu fiilden, gewöhnen fiilinden türetilen sıfat gewöhnt'tür. O sayfada anlattığım gewohnt idi. Karıştırmayalım. Gewöhnt sein an etwas, bu da bir şeye alışık olmak, artık içselleştirmiş olmak, bir şeyin yabancısı olmamak anlamındadır. Bakalım cümleye. Der Fremde ist an das Leben in dieser Kleinstadt gewöhnt. Yabancı bu küçük şehirdeki yaşamın yabancısı değildir diyor burada. Yani bu yaşama yabancı değildir anlamında. Buradaki cümledeki anlamla bunun anlamı arasında herhangi bir fark yok. Ama söyleyiş farkı, üslup farkı var değil mi? Üslup, edebiyatta böyle bir kelime var değil mi? Üslup. Bu bir üsluptur yani şuradaki kullanım. Nedir? Gewöhnen burada fiil olarak kullanılmış. Cümlede burada bu fiilden türetilmiş bir sıfat değerindedir. Enttäuschen jemanden birini hayal kırıklığına uğratmak. Jemanden oder etwas. Enttäuscht jemanden. Birisi ya da bir şey birisini hayal kırıklığına uğratıyor. Şuranın anlamı. Tabii bu bazı güzel sözlüklerde bu şekilde de yazar, şu şekilde de yazar. Bakalım örneğe. Der Sohn enttäuscht seinen Vater. Ne diyor? Çocuk, oğlan babasını hayal kırıklığına uğratıyor. Bu sayfayı bölmemek için Türkçelerini yazamadım. Die schlechten Noten seines Sohnes enttäuscht den Vater. Oğlunun kötü notları babayı hayal kırıklığına uğratıyor. Burada bir isim tamlaması var değil mi? Bakın. Die schlechten Noten seines Sohnes. Genitif burası. Onun oğlunun kötü notları babayı hayal kırıklığına uğratıyor. Bu enttäuschen fiilinden türeyen sıfatsal kullanım enttäuscht sein von etwas neymiş? Bir şeyden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda olmak. Burada von'la kullanılacak bu kalıp. Der Vater war enttäuscht von schlechten Noten seines Sohnes. Baba oğlunun kötü notlarından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda idi. Preteritum. Burası plusquamperfect'e benziyor ama değil. Neden değil? Burada artık bunun particip 2 biçimi olarak karşımıza çıkıyor ama bir sıfatsal değerde karşımıza çıkıyor. İşte bu karışıklığı önlememiz gerekiyor. Plusquamperfect bahsine bakarsanız şurayı görmezsek şu bölümü. Der Vater war enttäuscht. Baba hayal kırıklığına uğramıştı gibi bir anlam çıkar ama burada bu anlamı çıkartmak için Almanca'daki bazı kural ve kullanımları bilmemek gerekir. Baba hayal kırıklığına uğramış durumda idi demektir. Gerekçesi neymiş? Von schlechten Noten seines Sohnes, oğlunun kötü notları yüzünden. Buradaki von bu anlamla veriyor.
Glücklich sein über etwas. Bunlar normal sıfatlar. Bakın burada herhangi bir fiil yok. Yani illaki fiilden türemiş sıfatlarla sein kullanılır diye bir şey yok. Glücklich sein über preposisyonuyla kullanılıyor. Bu da akkusatif istiyor. Bir şeyden mutlu olmak demek. Burada yine denden yok. Bu mutlu olma şey über'le ifade ediliyor. Wir sind sehr glücklich über das Ende des Krieges. Burada bir isim tamlaması var değil mi? Genitif. Savaşın sonu. Das Ende des Krieges ne demek? Savaşın sonu. Bu cümlenin Türkçesi ne demek? Savaşın sona ermesinden dolayı çok mutluyuz biz. Burada dolayı kelimesi falan yok. Anlam olarak var. Über bu anlamı veriyor. Akkuzatif istiyor. Ende kelimesinin artikeli das. Akkuzatifi yine das. Yine farklı bir sıfat var burada. Stolz sein auf jemanden veya da auf etwas. Akkuzatif. Bir şeyden, birisinden ya da bir şeyden gurur duymak. Yine burada denden yok, af var. Böyle yani. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Die Kinder sind sehr stolz auf ihre Eltern. Von ihren Eltern değil. Neden? Stolz sein auf'la kullanılıyor. Von'la değil. Die Kinder sind sehr stolz auf ihre Eltern. Çocuklar anne babalarıyla ya da anne babalarından çok gurur duyuyorlar. Freundlich sein zu jemandem. Bu da aynen bir sıfatsal kullanım. Freund isminden türemiş bu bakın. Freund arkadaş demek. Freundlich birine karşı içten olmak demek. O kime karşı içtensek onu su ile birlikte datif olarak kullanacağız. Bu tabi Türkçe'de şöyle de söylenebilir. Biriyle olan ilişkilerinde samimi yani içten olmak. Meine Mutter ist, çektik aynı oldu, ist zu allen Nachbarinnen freundlich. Annem bütün komşulara karşı içtendir. Yani annemin komşularla olan bütün ilişkileri samimidir. Burada yazıyor. Nützlich sein für etwas sıfatlaşmış bir kelime bu da. Nützen diye bir fiil var. Nutz diye bir isim var. Onlardan türemiştir. Bir şey için yararlı, faydalı olmak. Diese Projekte sind sehr nützlich für unser Land. Bu projeler bizim ülkemiz için çok yararlıdırlar. Çok. Burada für akkusatif ister. Land'ın artikeli das. Akkusatif fiile das. Ama bu gerek nominatifte gerek akkusatifte iyelik artikeli olan bu türden sözcüklerle kullanıldığında herhangi bir belirteç buraya gelmez. Bu der artikeli bir cümle olsaydı gelirdi. Ama das da gelmez. D'de E gelir. D'de N gelir akkusatiflerde. Das da ek gelmez. Ne zaman? Nominatif ve akkusatif kullanımlarda. Neyle? İyelik artikelleriyle. Bu da burada tekrar ediyor. Bu projeler bizim, bakın bizim ülkemiz için çok yararlıdır. Alıştırmalara geçiyoruz. Burada cümlelerimiz yine her zaman söylediğim gibi Türkçe. Sözcükleri yazdım, kontrollerini yaptım ama bakın birkaç tane işte yazım hatası çıktı. Onları belirtiyorum, düzeltiyoruz. Okuyup çeviriyoruz. Defter, kitap yanımızda, sözlük yanımızda çalışmaya başlıyoruz. 12'ye çıktı bu sayfada. Çözümleri okuyorum. Der Eintritt kostet einen Dollar. Die Tür ist einen Meter breit und einen Meter 80 hoch.
Die Kommission ist sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich bin von der Antwort meines Vaters etwas enttäuscht. Michael ist noch nicht so erfahren in diesem Bereich oder auf diesem Fachgebiet. Gisela ist sehr froh über ihren neuen Job. Susi ist sehr eifersüchtig auf ihre Freundin. Evet. Bir karışıklık oluyor. Devam ediyorum. Wer ist für diese Veranstaltung verantwortlich? Alkoholische Getränke sind schädlich für die Gesundheit. Dieser Mann ist zu dieser Arbeit nicht fähig. Du bist mir 200 Lira schuldig. Der Fremde ist eines Mordes beschuldigt. Thomas ist seiner Sinne nicht mehr mächtig. Leksiyonda adjektife başlığı altında sunmuş olduğum video burada sona ermiştir. Bir sonraki video konumuz das Vorgangspassiv. Bunun açılımı bu başlığı yani şunu hem anlam hem de yapı olarak edilgenlik şeklinde Türkçe'ye aktarabiliriz. Çünkü Almanca'da edilgenlik Türkçe'den çok farklı biçimlerde de gerçekleştirilebilir. Edilgen cümle değil de edilgen anlam veren cümle biçimleridir onlarda. Ama bu tamamen Türkçedeki edilgenliğin tam karşılığı olan bir yapıdır. Sırası gelince göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.